Bugün bir seçim olsaydı oyunu kimden yana kullanırdın? AK Parti'den. Neden AK Parti abi? Çünkü Türkiye'de muhalefet partisi yok. Teşekkür ederim. CHP. Neden CHP? CHP tabii. Yok, tamam abim neden? Ya, neden? Artık Türkiye bitirdiler abi. 200 yıl geri gittik. 200 yıl. Ha ne yapacağız? O yüzden de diyorsun CHP. Tabii. Teşekkürler. İşte onu soruyorum ablacığım. Bugün bir seçim olsa oyunuzu kimden yana kullanırdın? Tayyip Erdoğan. Neden Tayyip Erdoğan? Dünya lideri olduğu için. O yüzden diyorsun. Her şey güzel olduğu için. O yüzden diyorsun. Tabii ki. Peki teşekkür ederim. Onun gibi lider mi var? Peki. Tayyip Erdoğan. Abicim sana da sorayım. Bugün seçim olsa? Ailesi aynı yoldayım. AK Parti. Erdoğan. Tabii. Neden AK Parti? Memnunum canım. Ha? Çalışkan insanlar ya. O yüzden memnun. Tabii. Peki teşekkür ederim. Abim sana da sorayım. Aynısı. Aynı evet. Neden AK Parti abi? Abi yapılıyor. Görünenler ortada. Gereği yok. Peki abi teşekkür ederim. O kadar. Bugün bir seçim olsa oyunuzu kimden yana kullanırdınız? Vallahi normalde Halk Partisi'nden yana kullanırım yani başka. Neden Halk Partisi? Ya başka hangisine verelim? O ha? Yüzden diyorsunuz CHP. Ya tabii. Teşekkür ederim. Tabii ki CHP. Niye CHP? Kemal Kılıçdaroğlu. Hani diyorlar ya AKP'liler başka adam mı var? Kemal Kılıçdaroğlu'nun üstüne adam mı var? O yüzden de diyorsun CHP. Tabii ki. Teşekkür ederim. Bugün bir seçim olsa oyunu kimden yana kullanırsın? Tabii ki Milliyetçi Hareket Partisi. Neden MHP? Belediye başkanıyım MHP'nin. Yaşayan belediye başkanıyım. Peki abi teşekkür ederim. Bugün bir seçim olsa oyunuzu kimden yana kullanırsın? Ben söyleyeyim CHP'ye veririm. Neden CHP abla? Kılıçdaroğlu görmüyor musunuz? Bak görün işte görün baygınlık geçiriyoruz. Bu yeterli değil mi? Yeterlidir yani. Teşekkür ederim. Kararsızım şu an. Neden kararsızsın amca? Ne bileyim bir tarafı biraz zayıf kalıyor. Bir tarafta güçlüyüm diye çok şey yapıyor. Bugün sandık olsaydı kime giderdin yine oyunu basardın? Valla ben öyle genelde son dakikada atıyorum. Son dakika mı? Peki abim teşekkür ederim. CHP. Neden CHP? Onları seviyorum çünkü. O yüzden de CHP diyorsun. Aynen öyle. Bugün bir seçim olsa oyunu kimden yana kullanırsın? Hiç kimse abi. En güzeli. Ben de anket soruyorum. Bugün bir seçim olsa oyunu kimden yana kullanırsın? CHP'den yana. Neden CHP? Neden CHP? Çünkü 20 senedir bir şey yapmayan bir hükümet. Bu saatten sonra ne yapacak? O yüzden diyorsun CHP. O yüzden. Teşekkür ederim. Abim sana da sorayım. AK Parti'ye olan. Neden AK Parti? Çünkü az önceki vatandaş hiçbir şey yapmadı diyor. Yani bu kadar yapılan şeyleri görmüyorsa söylenecek bir şey yok. Tabii. Tabii ki. Tabii, tabii. Teşekkür ederim. Tayyip'e vermem de kime verirsem fark etmez. Neden abim öyle düşündün? Memleketi ne hale getirmişti abi? Daha ne olacak? O yüzden diyorsun karşı taraflardan bir tane aday olsun. Evet. Peki abim teşekkür ederim. Kimden yana? Elbette ki Kılıçdaroğlu. Neden Kılıçdaroğlu? Denemek lazım. O yüzden diyorsunuz. Evet. Teşekkür ederim. Abicim size de sorabilir miyim? Oyumu vermeyeceğimi kimse belli de. Çünkü vereceğimi düşüneceğim. Vereceğinizde neden kararsızsınız? Son gelişmelere göre değerlendireceğim onun için. Peki efendim çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin. AK Parti. Niye AK Parti? Onu böyle. AK Parti. Neden AK Parti? Daha iyi şeyler yaptığına inandığım için. Peki abi teşekkür ederim. Ablacığım merhabalar. Bugün bir seçim olsa oyunu kimden yana kullanırsın? Mansur Yavaş. Neden Mansur Yavaş? Yani CHP. Evet. Bence deneyelim. Denemekte fayda evet. Var. Evet. Sen abi? Aynı fikirdeyim. Mansur Yavaş. Mansur Yavaş veya Ekrem İmamoğlu. Neden ikisinden. Bu ikisi? Ya yenilik lazım ya. Aynen. Yani, o yüzden de diyorsunuz. O yüzden deniyorum ben. Peki. 20 yıldır denedik yani. Bir de 20 yılda onları denemeseler yani bir 5 yıl deneseler ne olacak yani? Ne kaybedeceğiz? Kaybedeceğimiz bir şey var mı? Doğru değil mi? Tabii ki de. Yani. Peki. Çok teşekkür ederim. Ya İmamoğlu ya Yavaş. İkisinden biri gelirse ikisini de destekleriz. Çok sağ olun. Bugün bir seçim olsa oyunu kimden yana kullanacaksın onu soruyorum. Kim abi? Sen bilirsin abi. Erdoğan. Niye Erdoğan? Niye? Şimdiye kadar yapılan şeyleri görünmedi mi? Görün. O yüzden diyorsun Erdoğan. Erdoğan. Peki abi sağ olasın. Hiçbirine de vermem. Neden? Mahvetsin. Bugün bir seçim olsa oyunu kimden yana kullanacaksın? CHP. Neden CHP abi? Olsun onu tercih ediyorum. Peki ablacığım çok teşekkür ederim. Oldu. AK Parti tabii ki. Recep Tayyip. Neden AK Parti? Seviyoruz. Seviyoruz ama oyuncu. Ya karizma. Aşığız ya. O kadar bitti. Bu kadar. Bugün bir seçim olsa oyunu kimden yana kullanırsın? AK Parti. Niye AK Parti? Çünkü onların daha güçlü olduğuna inanıyorum. O yüzden de AK Parti diyorsun. Evet. Teşekkür ederim. AK Parti'den. Niye AK Parti? Seviyorum ondan. Bugün bir seçim olsa oyunu kimden yana kullanırsın? Şu andakilere değil. Kim olurdu abi? Mecburen. Kötünün iyisi altılı masa. Neden altılı masa? Daha eğitimli, daha köşeyi. Bunlar silik. Bazılarını zaten tanıyorum. Kıyıda köşede kalmış adamlar. Ülkeyi mahvettiler işte. Benim gelirim yükseldi mi? 1 liralık şeyi 10 liraya alıyorsun. Eskiden her şeyin en pahalısını gider alırdık. Şimdi her şeyin en ucuzunda. O yüzden de muhalefete mi diyorsun? Öyle. Teşekkür ederim. Belki gelenler daha eğitimli gördüğüm kadarıyla zor düzelir ülkenin durumu ama yine de bir umuttur. Şimdikiler ülkeyi satıyor ya. Yani. Teşekkür ederim. Hadi iyi günler. Bugün bir seçim olsa oyunu kimden yana kullanırsın? Tayyip Baba. AK Parti. Niye AK Parti?
Onu seviyoruz. Teşekkür ederim. Erdoğan. Neden Erdoğan? Keyif için, zevkine, yaptıklarına göre. O yüzden diyorsun. Evet. Eyvallah abi. Çünkü 25 sene öncesini de biliyorum ben. Çok iyi biliyorum. Ben 60 yaşındayım. Neler yaşadığımızı da biliyorum. O yüzden Erdoğan. Aynen. Eyvallah abi. Sapına kadar. Tayyip Erdoğan. Neden Tayyip Erdoğan? Ama size söyleyeyim, ben yurt dışında yaşıyorum 50 senedir. Ama gene de ona. Niye gene de ona dedin abi? Ya ben gene de ona. Bütün yana sağlık durumundan olsun, yollardan olsun. Onun yaptıkları süper. O yüzden de diyorsun AK Parti. Evet. Teşekkür etti. Bugün bir seçim olsa oyunu kimden yana kullanırdın? Erdoğan'a verirdim. Neden Erdoğan? İmamoğlu'nu gördükten sonra Erdoğan'ı baş tacı yapmak gerekir. O yüzden diyorsun. O yüzden. Erdoğan. Eyvallah abi, teşekkür ederim. İyi Parti'den yana. Neden İyi Parti andın? Çok sevdiğim için. Peki, çok teşekkür ederim. CHP. Neden CHP andın? Yok be, 66 yaşındayım, böyle zulüm görmedim abi ben daha. Daha ne diyeceğim, bir şey yok. Peki amca. Aynen. Aynen. CHP diyorsun. Ya CHP'den ya kim iyiyse o gelsin. Sence ablacığım, bugün seçim olsa oyunu kime atar? Abicim böyle zulüm görmedim. Böyle zulüm görmedik. Yaşımız 60'ı geçti. Elimde böresi lokantalarda yiyor. Ben simit ekmekle yiyor halimizi. Aynen. Onun dediğine katılıyorum. Peki ablacığım. Çok aynen. Teşekkür ederim. Ha. Hayırlı günler. Sana. Hayırlı günler. Tabii ki CHP'den yana kullanıyorum. Neden CHP amca? Ha? Neden CHP? Yeter ama 20 senedir aynı yerdeler artık. Bir değişiklik olsun değil mi yani? Oyumu kimden yana kullanırım? AK Parti'ye vermem abi. Girsin. Kime verirsin abi oyunu? Abi HDP'den başka kimse. Niye HDP abi? Bildim bileli HDP abi. O yüzden de diyorsun HDP. Evet, Selahattin Demirtaş. Neyi var adam içeride? Neyi var? Biliyor, rakibidir ondan abim. Yani ne yapmış? Pahalılık. Kim alışveriş yapabilir? Asgari ücretle nasıl geçineceksin? 4 tane çocuk okutuyorum. Ekstra iş yapmasam hiç geçinemem ben. Ne yapacağım? 4 parmak yok. Bak, bu elle çalışıyorum. Yapanlar utansın. Adam koltuk sevdası. Diyor yapacağım yapacağım. Ne yapacağım? Ne yapacağım? Her gün zam, her gün zam. Gözümüzü kapatıyoruz zam. Mazot 25 lira. Çiftçi ne yapacak? Var mı bir şey? İyi abi. Peki. Çok teşekkür ederim abi. Hangi kanaldır abi? YouTube abi. Medyeli film. Bugün bir seçim olsa oyuncu kimden yana kullanıyorsun? Tabii ki de AK Parti tercih. Neden AK Parti? Erdoğan'dan. Neden AK Parti? Alternatif var mı sence? Sizin fikriniz. Bana ne soruyorsunuz? Bence yok. Peki o zaman. Teşekkür ederim. AK Parti'den yana. Niye AK Parti? Çalışması da güzel. Para da yiyor ama güzel çalışıyor. Para da yiyor diyorsun ama çalışıyor. Evet. Peki amcam. Peki, şey. Bugün bir seçim olsa oyunu kimden yana kullanıyorsun? Ben HDP'den başka bir şeye kimseye vermem ki. Neden HDP abi? Çünkü ben Kürt'üm, Kürt Parti'me vereceğim. O yüzden diyorsun. Mesele odur. Peki abim, teşekkür ederim. Benim de bir şeyim var. Bir teşekkür. Gururum var. Tabii ki de abim, teşekkür ederim. Öyle değil mi? Haklısın abi sen. Ben teşekkür ediyorum. Valla CHP'ye vereceğiz. Kime vereceğiz? Neden CHP diye sorayım önce. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi olarak ülkenin hani değerleri, çıkarları ön plana tutuyor. Ondan dolayı CHP'ye vereceğiz. Peki abicim, çok teşekkür ederim. Rica ederim. Hiçbirine de vermiyorum. Neden abi? Buradaki insanlar hepsi simit ayıran yabancı biftek yiyor. Başka söze gerek yok. Boş mu kullanacaksın abi bu oyunu? Boş kullanırım, eyvallah. Bugün bir seçim olsa oyunu kimden yana kullanırsın? Tayyip Erdoğan'ın. Neden Tayyip Erdoğan? Yaptığı icraatlara bakarım. Bundan sonra yurt dışında Amerika'ya oraya buna boyun bükmemesine bakarım. O yüzden AK Parti diyorsun. Tabii. Teşekkür ederim. Oyumu tabii ki de CHP'den yana. Neden CHP? Abi değişiklik şart diye düşünüyorum artık ya. Bak, simitten başka bir şey yiyemiyoruz. Kaç para gitti? 2 simit, 2 tane peynir, bir meyve suyu 20 lira. Yeter. O yüzden de diyorsun CHP. Ya bir tek bu için değil abi. Genel olarak da zaten bir yaşam mücadelesi var, hayat pahalılığı var, sıkıntılar var. Bunlardan yandı. Peki. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim abi. YouTube ablacığım, bugün bir seçim olsaydı oyuncu kimden yana kullanırdın? Tabii ki de Recep Tayyip Erdoğan. Neden AK Parti? Neden AK Parti? Osmanlı torunlarından geliyoruz biz. O yüzden. Ya biz reisçiyiz ya. Biz reis. Neden abi? Nedeni çok. Şimdi nedir sana göre nedenleri neler? Birincisi dünya lideri olması. İkincisi dünyada Türkiye'yi temsil edebilecek bir lider olması. Üçüncüsü ülke için yapmış olduğu yatırımlar. Dördüncü tamam, evet bunlar bizim vergilerimizle yapılıyor ama gerçekten hizmet. O yüzden de diyorsunuz. O yüzden de AK Parti. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Bugün bir seçim olsaydı oyunuzu kimden yana kullanırdın? Tayyip'ten yana. Neden AK Parti? Çünkü başka alternatif yok. Hiçbirine bakar kullanmayacağım. AK Parti'ye yana kullanmayacağım kesin, yer bilmiyorum, daha düşünmedim. Neden düşünmedin ya da neden kararsın? Ya şu an tam şey değil yani, tam kafamıza bir şey oturmadı. Benim kafamda oturmadı yani, hangisine, her şey, hepsi şu an seçimlerini, vaatlerini konuşuyor ama
Şu an tam bir şey oluşmadı ama AK Parti vermeyeceğim kesin. Peki, teşekkür ederim. Kolay gelsin. Bugün bir seçim olsaydı oyunu kimden yana kullanırdın? AK Parti. Neden AK Parti? Ya yaptıkları çok belli. Çok memnunuz Erdoğan'dan. Sana da soracağım ablam, sen de cevap ver. Çok memnunuz. Ben yani önemli olan tabii ki olumsuzluklar da var ama yaptıkları daha ağır basıyor. O yüzden AK Parti diyorsun. Şimdi tabii ki EYT de var. Yani şimdi menfaate uygun yasa çıkardıkça mecburi oy vermek zorunda kalıyoruz. Neden mecburiyiz? Şimdi ben EYT'den faydalanmam için bir yasa çıktı. Şimdi o olmasaydı başka bir şekilde düşünecektik. Ama mantıklı olarak şimdi ne basıyorsa ağır menfaat olarak ondan yana kullanıyoruz. Yani tek bu benim düşüncem değil. Bu büyük ihtimalle Türkiye Cumhuriyeti'ndeki yaşayan tüm insanların düşüncesi. Peki, teşekkür ederim. Erdoğan. Neden Erdoğan? Görüşlerim ona şey veriyor ya, el veriyor. Güzel. Beğeniyorum. Her şeyini beğeniyorum. Peki ablacığım. Hatasız kul olmaz ama en doğrusu da bu. Peki ablacığım, teşekkür ederim. Olmaz. Teşekkür ederim. Peki, oldu. Evet. Oyumuzu BDP'ye kullanacağız. Neden HDP? Bana sorabilirsin kardeşim. Tabii ki de ablacığım. Bugün bir seçim olsaydı oyunu kimden yana kullanırdın? Recep Tayyip Erdoğan. Neden AK Parti? AK Parti neden? Çünkü ben yurt dışından geliyorum. Ve oradan izlediğim kadarıyla Recep Tayyip Erdoğan bu zamana yaptığı kadar işler, tüm işler ekonomi dahil içinde düzeltti. Ekonomi iyiymiş o. Ama dünyada var. Pandemiden dolayı ben Hollanda'dan geliyorum. Orada gaz ve elektriği 490-500 euro ödemek zorundayım. Burada ne kadar ödüyorsunuz? Nasıl? Burada ne kadar ödüyorsunuz? Burada ödemiyorum. Ben yurt dışından geliyorum. Hayır, burada ödeseniz ne kadar ödüyorsunuz? Ya duyduğum kadarıyla burada millet, ben 3 gündür buradayım. Taksiciler falan hep açık. Durum kötü bu. Ama çarşı pazar dolu. Her şey iyi mi burada? Bence gördüğüm kadarıyla Avrupa'da iyi yaşıyorsunuz. O zaman siz niye geldiniz? Ben ecdadımı dua etmek için, anmak için buradayım. Ne alaka ecdadınızla orası? Fatih Sultan Mehmet, Yavuz Sultan Selim, Topkapı Sarayı, Ayasofya. Ne alaka abla, Hollanda'yla? Hollanda'yı gezmeye geldim. Hayır hayır, Hollanda'dan buraya niye gelmiyorsun? Onun için geldim yani, 3 günlüğüne gezmeye. Yaşamak için buraya. Yaşamak için gelmedim kardeşime, gezeceğim. Hani niye mi gelmiyoruz? Evet. Neden mi gelmiyoruz? Ben orada doğulma büyümeyim. Orada bir düzenim var. Annem, babam, kardeşlerim hep oradayız. Burası da vatanınız. Burada da düzen kuramaz mısınız? Düzen kuramam maalesef. Neden? Gelmek çok isterim ama Allah nasip ederse ileride gelmeyi düşünüyorum. Neden ileride şimdi değil? Çünkü çocuklarım için orada okuyorlar. Ve ben çocuğuma hadi gidiyoruz Türkiye'ye diyemem. Çocuğum neden? Çocuğum da önemli. Çünkü orada okuyor. Orası, arkadaşları orada. Her şey orada. Düzenimiz orada diyorsun. Evet. Ama ben burada doğup burada büyüyüp burada yaşamayı tercih ederdim. Orada yabancılık çekiyoruz. Dışlanma oluyor. Burada nasıl Suriyelilere veya başkasına... Ablam işte o zaman gelin, daha iyi. Niye o dışlanma? İnşallah. Anne babam gül döndü. Kardeşlerim de döndüler. Birkaç tanemiz kaldık. İnşallah onu da düşündük. Teşekkür ederim. Kısa bir anket sorumuz var. Bugün bir seçim olsaydı oyunuzu kimden yana kullanırdınız? Tabii ki de Millet İttifakı. Neden Millet İttifakı? Çok daha başarılı buluyorum. Bir kere çok argo konuşuyor. Bir cumhurbaşkanı böyle konuşmaması gerekiyor. İkincisi halka saygısı yok. Bir kere dinden soğuttu. Din diye geldi. Din diye bir şey kalmadı ya. Artık nefret ediyorum. Ben bu çağda yaşamaktan nefret ediyorum. Yani ben 80'li yıllardaki o insanları, o inançları, o birbirine bağlılıkları ben bu çağda göremiyorum mesela. Hani geldi ne yaptı? Yol. Ya yol yaptı. Yap işlet devret. Bu mu ya? Bunu Kılıçdaroğlu da yapar. Herkes, ben bile bunu yapabilirim biliyor musunuz? Yani yap işlet devret şeyiyle olmaz bu işler. Sen devletin de cebinden çıkan bir şey var mı? Yok. Yolları neyle yaptı? Milletin parasıyla yaptı. Vergileriyle yaptı. Bu mu yani? Bu mu yaptığı şeyler? Hayır. Yol. Şimdi bu diyorlar ki her yer dolu, bakın diyorlar. Bu ülkede zengin yok mu? Var tabii ki de. Çok fazla zengin var. Biz burada gördüğümüz, aslında baktığımız zaman hadi burası orta sınıf biraz ama çoğu bu oturan kişilerin çoğu zengin aslında. Bir de bizim Türk insanı şuyu var. Gösterişi biz çok seviyoruz. Mesela ben çok yürüyorum. Cebinde iPhone'u var ama gider işte orada burada sigarasını içer. Kafede bir çay içer. Bütün masayı işgal eder. Bir çay içerek bütün. Ama nerede? Ben Starbucks'a oturuyorum. İşte ben kahve dünyasında oturuyorum ama içtiği bir kahvedir. Ne yapar? Telefonda selfie çeker. Ben kahve dünyasında. Biz aslında bu hani diyorlar ya kalabalıklar falan. Bu kuru gürültü. Biz Türk insanı gerçekten çok gösterişi seviyoruz. İşte yok evlenirken, yok çocuk doğururlar, yok bilmem ne. Hani oluyor ya şimdi hamileliği, cinsiyet şeyi. Yok ya, bunları yurt dışında göremezsiniz böyle bir şeyi. Yurt dışındaki insanlar çok sade yaşıyorlar. Cinsiyeti görebiliriz. Onlar da genelde yurt dışında. Ya zaten yurt dışından gelmedir bizi. Zenginlerin yapmış olduğu, evet, bir şey. Evet. Yani biz bu cinsiyet partileri. Ha cinsiyet partileri. Yok kınalar, yok 3 gece 3 gün düğünler. Ya siz niye, yani neye göre yaşıyorsunuz ya bu kadar? Ben anlamıyorum gerçekten. Ya ben gerçekten bu azindesin demiş ya. Ya gerçekten %30 değil. Ben %70 diyorum Türk insanı cahil.
Yani çok üzülerek söylüyorum bunu. Ben gerçekten ben milliyetçi değilim. Ben vatanseverim. Gerçekten hani bu milliyetçilikle vatansever çok ayrı şeyler çünkü. Ben mesela bu insanda ben Bursa'da oturuyorum. Ben İstanbul'u gördüm. İnanamadım ya. Ne olmuş dedim bu İstanbul ki? Ben İstanbul aşığı bir insanım. Çok seviyorum İstanbul'u. Ya bu kadar Arap, bu kadar Suriyeli, bu kadar işte Afgan, Türkmenistan, Özbek. Ya dedim ki ya ben şey, adres sormak için birileri inanır mısınız? 5 kişiye sordum. 5'i de yabancı çıktı. Ya ben şoka girdim ya. Ben kendi ülkemde yabancı pusuya düşmek istemiyorum. Yani o yüzden çok üzülüyorum. Yani ülkemin şu haline düşmesinden çok üzülüyorum. Ya bir an önce şu iktidarın değişmesini istiyorum. Bir an önce. Yani bu adamı daha fazla televizyonda görüyorum. Bütün televizyonu kapatıyorum. Bütün. O kadar. Peki ablacığım. Teşekkür ederim. Teşekkür ediyorum. Tayyip Erdoğan'a kim? Neden AK Parti? Her yönden. Her şeyini beğendim. Her şeyin. Peki abicim teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Vallahi Tayyip'ten yönü kullanırım. Neden abla? Her şey çok güzel oldu. Hı-hı. Allah'a şükürler güzel olsun. Evet her çok yönden, güzel. Kardeşim. Peki teşekkür ediyorum o zaman. Bugün bir seçim olsa oyunu kimden yarar? Peki ben size bir şey sorayım. Oraya. Siz hangi kanal? YouTube, Medyeli TV. Niye soruyorsunuz bunu? Anket yapıyoruz abi. Anket mi yapıyoruz? Evet. O zaman bugünkü hükümet. Neden AK Parti? Oturmuş bir parti ondan. O yüzden AK Parti. Herhalde. Yani gelecek olan 6 tane birbirini yiyor zaten. Bir de hükümet oldukları vakit hepten birbirini yiyecekler. Peki teşekkür ederim amcam. Sağ ol. Reisten. Neden AK Parti? Ya neden olmasın? Ben aşağı yukarı kendim 45 senedir yurt dışında yaşıyorum. Oy kullanıyor musun Türkiye için? Hem de tabii kullanıyorum. Hani biz oradan daha iyi görüyoruz burayı bilmiyorum. Buradakiler nasıl görüyor ben onu bilmiyorum yani. Her şey pahalı. Peki abi teşekkür ederim. İnsanlara bak. Her şey pahalı diyor git. Bak, otelde hiçbir yerde yer bulamazsın yani. Ya abi sen geldin otele. Evet. Senin gibi gurbetçiler geliyor. Aynen öyle tamam da. Otelde o zaman nasıl yer bulacağız? Bir dakika. Halkta hiç suç yok mu? Ne gibi? Şurada ayıptır söylemez. Ben gittim ki 4 tane gözleme yedim. 800 TL para verdim yani. 4 tane gözleme. Seni kazıklamışlar. Ha, işte böyle. Direkt kazıklamışlar. Aynen öyle. 4 gözlemeye 800 veriyorsan abi. Kazıklanmışım işte. Halk olarak suçumuzu hiç söylemiyoruz yani. Nerede yedin abi 800 lira istediler? Nasıl bir gözlemeymiş? Ahmet'e giderken sağ tarafta hemen. Nasıl bir gözlemeymiş abi 800 lira? Bir tane ıspanak var içinde. Ha, o. Sen söylemedin mi bu nedir? Ya itiraz edemedim. Utandım daha doğrusu. Niye fişini almadın mı abi? Fişi de almadım daha. Fişini git al abi direkt şikayet et. Öyle bir fiyat yok. Gerçekten. Öyle bir fiyat olamaz. Senden gidip söyle. Ben sana inanıyorum ama ben de diyorum ki sana seni kazıklamışlar. Fişini de al ve şikayet et. Hani halk olarak bizim kendimize de biraz suç aramamız lazım. Peki ya. Abim teşekkür ederim. Ha, ben teşekkür ederim. Abi bugün bir seçim olsa oyunu kimden yana kullanırsın? Herhalde AK Parti. Neden AK Parti? Herhalde dedin ama. Ya tabii tereddütler var da ama öyle düşünüyorum ben yurt dışında yaşıyorum. Tereddütünün sebebi nedir abi? Ya duyum alıyoruz yani insanlar bazıları memnun bazıları değil. Herkes tam emin değil yani kime vereceğinden. Geldin gördün abi sence durumlar nasıl? Ya insanlar iyi yani iyi geçiniyor burada. İyi geçiniyor. Evet. 5500 lirayla geçinilir mi? Zor. Asgari ücret 5500 lira. Çok zor yani 5500 lira gerçekten. Yani 10.000 lira olması gerekiyor bence. Çok üzücü. Kiralar öyleymiş burada İstanbul'da. 6, 7, 8, 10, 15. Kiralar öyle. Ya işte Avrupa'da da öyle yani tek kişi çalışmıyor Avrupa'da. Ailede 2 ya da 3 kişi çalışıyor. Yani sosyal devlet olduğu için tabii devlet yardım ediyor ama burada da 2 kişi çalıştın mı herhalde geçinilebilir. 10 bin lira. 10 bin lira olabilir. 2 kişinin çalışması 10 bin lira. Asgari ücret. Evet tek kişi zor. 10 bin lira da yeter mi? Bence yeter. Peki abim teşekkür ederim. Hiçbirinden yana kullanmam. Neden abi? Hiçbirisi çalışmıyor ondan. Çalışmıyor. Aynen. Ama sandığa gideceğim mi abi? Kısmet gideceğiz inşallah gelsin o gün. Gittiğin zaman kime vereceksin onu? Bakalım hangisi yani çalışırsa. Hangisi daha iyi? Sence? Beni etkilerse. Sence etkileyen birisi yok mu? Var da kafamda yani. Şimdi diyemem. Şimdi bir şey söyleyemem. Peki bak, abim teşekkür ederim. Ben açık diye. Ben girsem diyorum tak 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 AK Parti. Niye AK Parti abi? Öyle. Adamın imanı var, çalışıyor, her şeyi yapıyor. Böyleler oldu mu Dacia biz hiçbir yere varamayız. Tamam mı? Çünkü 20 yıldır yapılmayan bir görev yapılmayan bir şimdi mi yapıyor? Tek başına iktidardı 20 sene önce. Nerede şimdiye kadar? Hep palavra, hep palavra. Peki abim teşekkür ederim. Hep palavra. Başka televizyon? YouTube abi. Bugün bir seçim olsa oyunuzu kimden yana kullanırdınız? Valla AKP olmaz da hangisi olsun? Sizce hangisi olur AKP olmazsa? Olmazsa CHP olsun abi. Neden CHP diye sorayım abi. CHP iyi adam. Kılıçdaroğlu iyi adam. O yüzden CHP diyorsun. Evet. Peki abicim çok teşekkür ederim. Tayyip Erdoğan'dan kimden? Neden AK Parti? Ya yaptıklarını görmüyor musun? 10 senede 100 senelik şey yaptı adam ya. Abim ben sana soruyorum. Senin görüşün bu. E tabi benim görüşüm. Her cahil bir insan bile baksa görür yani ne kadar yaptığını. Cahiller bile anlar diyor.
diyorsun. Anlat tabii ya. Peki abicim, çok teşekkür ederim. Bir şey değil. Bugün bir seçim olsa oyunu kimden yana kullanırsın? Tayyip'ten yana. Neden AK Parti abi? Ne yaptılar ki? Yok abi, sana soruyorum. Bana ne, ne yaptılar? Yani. Çok güzel oldu her şey. Daha görüyorsun da. O yüzden diyorsun AK Parti. Onun için öyle. Teşekkür yani. Ederim. Rica ederim. Şu bayan nereye oy atarsa buraya bayan. Hanımefendi. Biz sosyal demokratız. CHP. Tabii. Neden CHP diye sorsam. Atadan beri öyleyiz. Öyle bir ailenin içinden gelmişiz. Onun için CHP yani. Peki. Sosyal demokratız biz. Peki efendim, çok teşekkür Rica ederim. Rica ederim. Sağ olun. Oyumu vermeyeceğim. Neden abicim? Ya şikayetim vardı ondan. Kime vermeyeceğim öyle? Hiçbirisine vermeyeceğim. Kullanmayacağım mı abim? Kullanacağım. Geçersiz kullanacağım. Peki abicim. Kimden yana kullanırım? İyi Parti'den yana. Neden İyi Parti diye soruyorum. Ben eskiden beri onunla tutuyorum. Bunu şey yapıyorum. Nerelerde görüşleri bile oluyorsunuz yani eskiden beri. İyi Parti çok da eski bir parti. Yani değil. Daha evvelden daha sağcı bir parti. Son şu andaki şeyden, pahalılıktan dolayı sıkıntım var. O yüzden İyi Parti. İyi Parti demek istiyorum. Çok teşekkür ederim. Altılı masalıyı. Çok sağ olun. Bugün bir seçim olsa oyunu kimden yana kullanırsın? Kime kullanacağım? Sana soruyorum amcam. Sen kime kullanmak istiyorsan? Kim çalışsa o kullanıyor. Sence? Kim çalışıyor peki? Sence amcam, senin fikrin bu. Benim fikrim daha bir söylüyor. Tamam, söylemiyorsun ki fikrini. AK Parti daha. Niye AK Parti? Öğrendin. Söyledim daha. Nedenini merak et. Nedeni çalışana. O yüzden diyorsun AK Parti. Ah. Teşekkür ederim. Ekrem İmamoğlu. Neden? Kurtuluş İmamoğlu artık. O yüzden diyorsun. Ben öyle diyorum. Peki, teşekkür ederim. AK Parti. Neden AK Parti abi? Başarılarından, çalışmalarından dolayı. O yüzden diyorsun. Evet. Teşekkür ederim. Bugün bir seçim olsa oyunu kimden yana kullanır? Hangisi iyiyse abi, Allah ona ne? Sence? Sence nasıl diyeyim? Şimdi. Bugün seçim oldu, sandık kuruldu, oyunu kime attı? Seçim güzel. Herkese de Allah nasip etsin. Hangisi iyiyse Allah onun hakkından nasip etsin. İşte kuruldu ama diyorum ki hangisine? Sen hangisine vereceksin oyunu? Ya o ben de Allah'ın arasında. Peki, teşekkür ettim. Önemli değil. Hadi görüşürüz. Bugün bir seçim olsa oyunu kimden yana kullanırsın? Tayyip Bey'den yani. Neden Tayyip Erdoğan? AK Parti, seviyorum yaptığı işleri. Ben 72 yaşındayım. Bugüne kadar böyle bir güzel çalışmalar veya bilmiyorum, Türkiye'nin itibarı büyüdü. Benim gözümde yani. O yüzden AK Parti diyorsun. O yüzden AK Parti, hep de AK Parti. Peki abicim, teşekkür ederim. Ekmeğe muhtaç olsa yine AK Parti'ye veririm. Niye abim ekmeğe de muhtaç olsun? Ha, bana vatan lazım abi. Ben vatanımı savunan kişileri, dimdik duran kişileri seviyorum. Öyle iki büklüm ayağını Amerikan başkanının altına duranları istemiyorum. Ayağın üstüne atan bir devlet adamı istiyorum. Her şey ayak üstüne atmayla bitiyor diyorsun. Benden soru soruyorum, ben de söylüyorum. Yok abi, ben de sana söylüyorum zaten. Ya. Bitiyor abi. Peki abim, teşekkür ederim. He, ben teşekkür ederim. Bugün bir seçim olsa oyunu kimden yana kullanırsın? Vallahi oyumu şey veririm, CHP veririm. Neden CHP? Ya AK Parti ortada zaten abi. Yani enflasyon yüksek, paranın değeri yok. Bitmişiz. O yüzden de CHP diyorsun. Ona vermek istiyoruz. Çünkü şimdi asgari ücretle çalışıyoruz. Asgari ücret olmuş 5500 lira. Alım gücü yok. Gece gündüz çalışıyoruz. İki var diyedir. Paranın kıymeti yok. Yani her şey çökmüş. Serbest piyasa. Herkes kendi kafasına göre bir şeyler yapıyor. Burada bunu soruyorsun. 10 TL o diyor, 20 TL falan filan. Çok zor ya. Ya bir iki senedir böyle. Bana o göre. Sen de bir değişim olması şart diyorsun. Bence de olması şart. Bu millet vermesi gerekiyor. Peki. Çok teşekkür ederim. Sağ olasın abi. Bugün bir seçim olsa oyunu kimden yana kullanır? Kimseye vermem. Neden? Sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yer. Peki, teşekkür ederim. Rica ederim.